Merhaba arkadaşlar, ikinci bölümde yine karşınızdayız. Yahya Uğur Bey'le, sevgili Yahya Uğur Bey'le devam ediyoruz. Yahya Bey eski TOA Başkanı biliyorsunuz, yakının tanıyanlar bilirler taksi sektöründe. Yahya Bey, nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, şükürler ya, olsun. Gülebiliyorsunuz, tebrik ederim sizi. Oh. Bu kadar ya karakola anlattınız, ondan sonra bu kadar iftiralar atılıyor, araştırıyorum. Biz bana sürekli... beraat ettiniz, dosyaları atıyorsunuz. Ben de inceliyorum bunları. Acaba... Ya aslında üzülüyorum da. Yani şimdi bakın şu anda şu yönetim, bu yönetim, şu oda, bu oda falan demiyorum. Sektörü söylüyorum. Türkiye'deki esnaf yapısını söylüyorum. Şu anda tarihte ilk defa korsan durak sayısı resmi durak sayısını geçmiş durumda. Resmi derken işte UKOME kararlı durak sayısı 400 civarında, 400-500 arasında. En azından bir 300'e yakın şey var. Hani resmiyete kavuşmamış henüz duraklar var. Ama 900 tane korsan durak var. Para da kazandıklarını duyuyorum. İsterseniz daha önce yapmıştım örnekler. Şu anda hemen bir korsan diye yazın, korsan taksi yazdım diye. Yazdım Yahya Bey. Oraya bir yüzlerce numara çıkıyor. Yazdım. Herhangi birini, önce... herhangi birini arayın ve hemen de yapabiliriz. Çıkan adama da deyin ki, efendim korsan taksi mi? Büyük bir gururla, bir marka söyler gibi. Buyurun efendim, evet korsan taksi diyor. Hayır, Google'a şunu yazsınlar, uygun taksi yazsınlar. Tesadüf bir başka durağa gidecektim ben. Oran telefon numarasını Google'a aramak için telefon numarasını aramak için uygun taksi yazdım. Orada röportaja gidecektim. Aa, bir baktım orada korsan uygun taksi yazıyor. Işte. Yani çünkü Google'da özür dilerim. Google'da böyle yapıyor. Hayır, özür dilerim Yahya Bey. Şunu demek istedim. Yani uygun taksi diyor ya, uygun taksinin üstünde birinci sırada korsan geliyor. İşte bunu anlatmaya çalışıyorum. Taksi kelimesini yazdığınız anda korsanlar öncelikle çıkıyor. Şimdi bu çok büyük bir sorun. Ben 2010'da seçim olmuştu. Hangi durağa giderseniz gidin, sorununuz ne dediğinde birinci sırada korsandı. Biz bu gündemleri yazmıştık. Sonra 2012 senesinde korsanı engelleyecek bir yasa tasarısı hazırladık. Onu verdik. Sonra işte bir takım görüşmelerle o mecliste görüşüldü. Ve dört partinin ittifakıyla o yasa çıktı. Ve ondan sonra bir gün bile kalmadı. O zaman biz şunu ilave etmiştik ama. Korsan taksiyi kullanan kişiye de, korsan taksi sahibini demiyorum, şoförünü demiyorum. Korsan taksiye müşteri olan olarak bilen kişiye de ceza getirildi. Ve bir günde bitti. Bu kadar önemli bir caydırıcılık hiçbir kanunda olmamıştı. Bunda milletvekili olanlar da söylediler. Yani bu tüm kanunlar denetimlerle beraber olur. Ancak uygulanmaya başlar. 2 sene, 3 sene, 5 sene sonra oturur. Bunda hiç öyle bir şeye gerek kalmadı. Denetime bile gerek kalmadı. Çünkü vatandaş korsan taksiye binmekten imtina etti. Ben şeyden korkmuştum. Talep azalınca korsan duraklarda kapandı. Yayın yapmıştım Yahya Bey. Şeyden korkmuştum ben. Ceza yiyen, bilmeyen insanlar, acaba sicilleri, öğrenciler mesela bilmiyor. Bilmiyor musun diye, ama o etkilemiyor. Yani etkilemiyormuş. Yok, ben de ondan korkmuştum. Hani bilmeyen insanlara uyarmıştım. Ya yazık, bir arkadaşımız yazık demiştim. İşte başkanı şey atmış. Şu kadar durak benim evime getiriyorlar, kağıt bırakıyorlar, korsan duraklar, şunlar. Biz demiş onu mahkemeye verdik, savcılığa verdik. Şimdi çocuk da demiş ki, ya şunu bana şu evraklarını bir atar mısın? Hani bunu vermişsiniz. Demiş ki, ya 17 bin tane taksi var, yani sana bu kadar vakit hazırlayamam, ayıramam yani. Şimdi burada iki tane yanlışlık var. Bir tanesi, yalan söylüyor. Korsan taksicilik suç değil. Yani TCK kapsamında değil, kabahatler konusunda. Kabahatler
kanununa dahil olan bir şeyi de savcılığa veremezsiniz. Biz ilk göreve geldiğimizde bunu denedik. Ha işte korsan taksiyi yakaladık, şeyini aldık, kayıtlarını, belgelerini gittik savcılığa. Savcı dedi ki, bu bir suç değil dedi, yani siz hiç mi bir şey bilmiyorsunuz? Biz o zamandan öğrenmiş olduk. Dolayısıyla ikinci kabahat de burada. Yani bir başkanın bir üyesine kendisinden hani savcılığa verdi diye doğru söylediğini düşünüyor. Belgesini isteyince de ben sana vakit ayıramam gibi ikinci bir yalanla örtmeye çalışıyor. Bunlar yöneticilikte olmaz. Yöneticilik farklı bir iştir. Ya abi. Çok iyi taksici olabilirsiniz ama çok iyi bir taksi yöneticisi olamazsınız. Her rütbenin ayrı imtihanı vardır. Yani 8 yıl görev yaptınız. Şu anki yönetim şu anki İTO sizin ekibinizdeydi zannedersem. Neler yaşandı? 8 yıl siz yöneticilik yaptınız. Ya bu aslında uzun bir konu ama şöyle özetlemeye çalışayım. Şimdi hiç incindiniz mi? İstanbul Otomobilciler yani Taksiciler Esnaf Odası 1965 senesinde kurulmuş. Ben 2010 senesinde yani 45 sene sonra başkan oldum. İlk defa da o seçimde esnaflarımız oy kullandı. Herkes de bunu söyledi. Bizden önce en yüksek genel kurul katılım sayısı 110 kişiydi, 112 kişiydi. Şimdi ilk defa böyle büyük genel kurullar olmaya başladı. Seçimler mesela odanın 6. katında yapılırdı o. Görmüşsünüzdür işte 80 tane sandalyenin alındığı bir yer. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'nın seçimi Seyrantepe'deki binanın 6. katında yapılırdı. Düşünebiliyor musunuz bize kadar? Haliç Kongre Merkezi Türkiye'de odalar tarihinde bile ilk defa oluyor. Böyle hem muhteşem, görkemli hem yurt dışından gelen kongrelerin yapıldığı olağanüstü prestijli İstanbul'un en büyük salonlarından bir tanesi. Şimdi oralarda yapılmaya başlandı. Bu çok büyük bir devrimdi. Zaten ilk devrim bu esnafın seçimlerden haberdar edilmesiydi ki onu da ben söyledim. Ama daha komik bir şey söyleyeyim, beraber gülelim. Haliç Kongre Merkezi'nde seçim yapma kararı aldığımızda şu anda odanın yönetim kurulu üyesi olan birisi burası küçük ama bak işte burada karar aldılar diye beni savcılığa verdi. Savcılığa verdi yani. Hani suç yapmaya çalışıyor. Haliç Kongre Merkezi'nde sen niye kongre yapıyorsun? Ya ben dedim tamam önemli değil yani savcıya da gittiğimizde ama Haliç Kongre Merkezi'ne Türkiye'ye ayıp olur bu ya. Yani, şimdi Yaya abi. 60 bin tane İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat var. Onlar orada seçim yapıyor. Çok... 8 bin kişilik bizim taksiciler üyemizi Haliç Kongre Merkezi'nde seçim yapıyoruz. O zaman bana muhalefet olan, şimdi de yönetim kurulunda olan bir kişi savcılığa verdi beni. Bak kendi... bunun belgelerini veririm. Şu anda da oradadır. Onları ayrı işleyeceğiz Yaya abi. Oraya geleceğiz. Yaya abi bu kadar... Ama şimdi buraya geleceğim işte. Dediniz ya. Şimdi biz bu benim yanımdaki bir zamanlar benim yanımda özellikle davet edilen özellikle benim yanımda çalışmış olan arkadaşların hepsi ilk defa oy kullandı. Eyüp Aksu da ilk defa 2010'da oy kullanmıştır ha. Ondan önce Taksiciler Odası'nda oyu yoktur. Ve kendisi de söyler. Yahya abi işte ilk defa senin sayende oy kullandık diye. Yönetici olarak yanımıza geldi. Bizim hemşehrilerden olduğu için. Ama o dönemde mesela biz ne yaptık? O dönemde seçildiğimizde bir geldik. Zaten Seyrantepe diye bir bina kalmamış. Merter'de bir yerde kiradalar. Aklım almıyor. Ya niye Merter'de biz kiradayız? Yani burası bizim odanın yeri değil mi? Değilmiş. Biz geldik. Kapıyı açacağız. Anahtarı istedik. Vermediler.
Burası dediler vakfa da geçti. Hangi vakfa? Hani Türkiye Polis Vakfı'na mı? Ne bileyim hani böyle Kanserle Savaş Vakfı'na mı? Yani Türkiye'de Mehmetçik Vakfı'na mı? Nereye geçti? Yok öyle değil. Bu bizden önceki yöneticiler kendileri vakıf kurmuşlar. 40 kişi de girmişler içine. O malların hepsini almışlar. Seyran Tepe'deki bina silivri, iki tane daire, biraz para, işte oteller, şunlar bunlar. Yani peki nasıl oldu bu iş? Şey işte yani bu biz vakıf kurduk. İnsanlara hizmet edeceğiz. Ya kardeşim vakıflar dünyaya, dünya kültürüne Müslümanların hediye ettiği bir kurumdur. Vakıfta dersin ki ha bu benim param. Al bu parayı. Kıyamet kopuncaya kadar sadece şu gruba hizmet vereceksin. Mesela sadece güvercinlere yem verecek, su verecek vakıflarımız vardır. Tabunlar bin seneden beri gelen vakıflardır yani. Bunlar çok önemli. Vakıflar devlete de ait değildir. Mahkemeyle kurulur. Hani çünkü devletin bir kararıyla bunlar alınır, verilir, satılır. Öyle olmaması için vakfın vakfiyesinde ne yazılıysa sadece onlara bakılır. Dolayısıyla peki siz böyle bir mal koydunuz mu? Yok. Ne yaptınız? Odanın mallarına çökmüşler. Kimler var burada? İşte bugüne kadar esnafın mallarını kendi malı gören, esnafı da tabiri caizse saf gören adamlar. Bunların hepsi. Toplam 39 kişi. O zaman size çok gizli düşmanlık yapanlar var şu an. Ya gizli düşmanlık yani yapıyorlarsa ki zaten görüyoruz yapıyorlar. Bence de haklılar yani çünkü. Çomak sokmuşsunuz. Çünkü hırsızlar kardeşim ya sen milletin malını nasıl vakfa devredersin? Taksicinin malını, Taksim Meydanı'nda bir tane otel var. O otel, ben biliyorum oraya götürdüm, aidat ödedim eskiden. O odanın mülküydü. Şimdi vakfa geçmiş, efendim biz vakıftan hizmet ediyoruz. Kime hizmet ediyorsunuz? Kendine. Yahya Bey. Yani dolayısıyla, şimdi bunu niye anlattım? Biz geldik, bu mücadelelere girdik. O dönemde bizim şu anda yönetimde olan arkadaşlar bunlara hırsız diyorlardı. Videoları var. Bunlar hırsız diyordu. Sonra bunlar tabii birinci seçimde karşıma bir adayla çıktılar, kazanamadılar. İkinci seçimde gene başka bir aday değiştirdiler, karşıma çıktılar, kazanamadılar. Tek yapabilecekler neydi? İçimizdeki hani müsait olan böyle, kandırılmaya müsait olan, böyle işte yolunda olan, tamam mı? Böyle her şeyden böyle bir şeyler bekleyen, hizmetten çok, bak işte biz geldik ya, bak buralara geldik yani. Görmüyor musun ben koskocaman yönetim kurulu üyesi oldum falan diye kibirli, böyle bu tür karakterleri olan insanları satın aldılar. Yani taraf değiştirdiler. Yani şimdi sen bir mücadeleye giriyorsun, senin yanındaki adamlar bir bakmışsın karşı tarafa geçmiş. Peki ya. Şimdi ben şunu söylüyorum, bizim eskiden benim yanımda olup da aslında hiç olmamış, hiç yanımda olmamış kişilere söylüyorum. Tamam, bir takım bahaneler, iftiralar attınız. Bana bir kulüpler buldunuz. Ulan gidin ayrı yapın. Niye daha önceden hırsızlıkla suçladığınız adamların yanına gittiniz? Burada bir yanlışlık yok mu? Yani eğer ya kötü olur, yollarımızı ayırdık falan bilmem ne bir şeyler diyebilirsin. Ama daha bir ay önce, ayrılmadan bir ay önce bu adamlara neler söylemişken onun yanına gitmen, ondan talimat alman sadece senin kendi hani düşük karakterin değil. Sana güvenen bir vadinin, bir esnafın hepsinin şeyine hakarettir yani. Şu an ceremeyi çeken taksi esnafı. Zaten taksi esnafı. Yani şimdi, onlara da gelelim. Biraz uzun anlattım. Hani bu olay nedir? Budur işte yani. Peki, taraf değiştirdiler bu arkadaşlar. Ve taraf değiştirirken insanlar yine inanmıyordu.
Ama bir sürü iftira attılar. Hepsi de ortaya çıkıyor. Hamdolsun. Allah'a binlerce defa hamdolsun. Ama utandıramıyorsunuz. Pişkin pişkin hiçbir şey olmamış gibi konuşuyorlar. Ya arkadaş, ya senin yönetim kurulu üyen diyor ki biz personelimize plak aldık. Lan nasıl dışarıya çıkıyorsunuz siz ya? Siz nasıl sokağa çıkıyorsunuz? Bu insanların yüzüne nasıl bakıyorsunuz? Sonra efendim Cumhurbaşkanlığı bu garip esnafın gerçekten sıkıntıda olduğunu görüyor. 1.000 lira yardım ediyor. Sen mesaj atıyorsun. Aidatlarınızı çabuk ödeyin. Ya bu nasıl bir şey ya? Cumhurbaşkanlığı yani devlet hani hep bize devleti düşman gösteriyorlar ya. Devlet cebimize para koyuyor. Bizim odamız. Ya bu adam bak bir senedir çalışmıyor. Otosenter'la beraber toplantı yapıyorsun. Kiraları ayarlamaya çalışıyorsun. Senin yetkin de değil ki. Yani sen kendin nerede görüyorsun? Gidiyorsun Ali Morcan'ın arabasının kirasını ben tespit ederim. Uçmuş bunlar yani. Ne içiyorlar? Ne yaşıyorlar? Vallahi anlayamıyorum. Yahya Bey bu kadar mücadele ettiniz. Ben takip ettim sizi. Sevenleriniz var, sevmeyenleriniz var. Hamdolsun. Gecenizi gündüzüne kattınız. Allah için. Ben bir takım şeylere şahit tanıklık yaptım. Hiç incindiniz mi? Ya bu tür işlere girip de incinmemek olmaz. Ama ben hani cehaleti anlarım. Olur ki herkes bazı konuların cahilidir. Hepimiz bazı konularda cahil olabiliriz. Ama fitneyi asla affetmiyorum. Fitneyi asla affetmiyorum. Ve fitnecilerin ne bu dünyada ne de ahirette gerçekten huzurlu olabileceklerine inanmıyorum. Ya bir insana göz göre göre nasıl yalan söylersin ve arkasından iş çevirirsin? Ya böyle bir karakter var mıdır? Ben görmedim. İnşallah bir daha da görmem. Ama yani yanındaki insanın arkasından iş çevirmek için böyle yüzüne gülüyorsun, bir şeyler yapıyorsun. Bu nasıl bir karakterdir ya? Yahya Bey, çok sormamı istediler. Başkanlığa aday mısınız? Yani aday olduğum zaman muhakkak açıklarım. Düşünüyor musunuz yani adaylığı? Vallahi geçen gün Mustafa Dursun'dan konuşurken Mustafa Dursun ya o program ya aday olmayacağına söz verir misin falan gibi şeyler söyleyince dedim ki herhalde bunlar araştırıyorlardır piyasada. Herhalde en çok korktukları kişi ben olduğuma göre herhalde bir şeyler biliyorlardır dedim. Ne bileyim kafamı karıştırdılar. Belli olmaz. Yani aday olma. Peki kırgınlığınız var mı herhangi birine ilgilenen dışında? Yani herhalde böyle başkan adayı. Ya şimdi kırgın olmaz olur mu? Kırgınlığım da var, öfkem de var. İnsanım ben yani. Ya bir olay anlatayım ya. Benim telefonumdan Best FM'de yayın yapan Cem Arslan'ı arayıp da ben Yahya Uğur filan diye kötü şeyler, sinkaflı laflar ederek hiçbir şey olmamış gibi bana da hiçbir şey söylemeden Cem Arslan 6 ay boyunca bana her gün sabah Cem Arslan kim, ne iş yapar? Best FM radyoda. Radyocu. Yani gidip konuşabilirsiniz ha. Sonradan bir düzelttik. Şimdi çok da samimi bir dostluğumuz var. Telefon açtığında diyor ki Yahya abi aman telefonunu kimseye verme. Şimdi ya böyle bir şey kimin aklına gelebilir? Ya yan yanayız ha. Yan yanayız. Benim telefonumu alıp ben hayatım boyunca tanımamışım, bilmiyorum, görmedim. Best FM'in yayınına katılmamıştım o tarihe kadar. Ama yani dedim bir yerde karşılaştık da ya dedim Cem Bey ya ben Yahya Uğur. Siz her gün duyuyorum taksicilerden benimle alakalı bir şeyler söylüyor musunuz? Hani niye böyle oluyor? Çok dedi teşekkür ediyorum Yahya abi. İkinci bölümün de sonuna geldik. Zaman da o kadar hızlı geçiyor ki. Evet. Yahya abi yorduk sizi.
ikinci bölümden sonra tekrardan görüşmek dileğiyle.